Evet arkadaşlar, kesinti sonrası yayına başladık. Anladım. Yayın geldi mi bak bir. Tamam, kapat da sonra konuşalım. Açtır şimdi yayını. Evet, yayınımız herhalde başladı. Çünkü tamam, bir tane kişi yatıldı. Tam kim olduğunu göremedik. Çilecek kontaş mı sanki? Evet. Evet. Evet arkadaşlar, kesinti sonrası yayınımıza devam ediyoruz. Bazen teknolojinin aksaklığına uğruyoruz ama yapacak bir şey yok. Bazen böyle olabiliyor. O yüzden kusura bakmayın. Hemen Tayfun Çağlayan da yayınımıza katıldı. Ramazan Keskin Bıçak geldi. Aykut da yayınlar yolculuk nereye diyor. Hale, sepsi haline yayın geldi diyor. Irmazan Keskin Bıçak. Bir hale bakacağız. Yarın pazarlar açılacak olduğu için. Bazıları ürünleri şimdi alıyor. Bazıları sabah gündüzden aldı. Bir bakalım fiyat kontrolü ne de ne değildir. Acaba öyle mi böyle mi diye ona bakacağız. Bir bakalım. Nedir ne değildir, ne olacak ne bitecek. Burada da kesilmez inşallah. İnşallah. Hal dolu sanki. Şaflığa yanıyor. Kapalı yer biraz hareketli. Evet, gördü. Öyledir diyor. Öyledir öyle Recep. Metin Vural amcaoğlu yayında. Eyvallah, teşekkürler. Melek Hanım da yayınımızda. Hangi Melek? Peker. Ha. Ben şeydeki Melek zannettim. Gelecek Partisi'nde. Kaç pardon, oradan istifa etti değil mi o? Vallahi köpekli evet. Arkadaşlar geliyor burada. Başıboş gezmem burada. Vallahi köpekli afkala geçer. Bir bakalım burada. Şöyle gelelim arkadaşlar. Bir fiyat araştırması yapacağız sizler için. Bakalım neler var neler yok. Erikler falan da gelmiş hani şeyse. Erif Hanım, ben arabayı durdurayım. Değil mi? Bir enem yani kameramı dursun değil mi burada? Ne olur. Sor istersen. İznini al da ondan sonra şey. Tamam, ona göre şey yapalım. Gene kilitlendi anasını sindir. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Rastlıcınız da. Yeni de çıkması sizler arkadaşlar. Yeni de aranıza şansınız var mı? İster şu arabada telefon canlı yayın. İster ona sorun. İster tutursan mı sorun? Mesela ne? Var olsun yok. Nasıl? Çıktı mezin. Evet arkadaşlar, hemen şu an sebze halindeyiz. Evet, tanıyalım öncelikle. Ufuk Bozkurt. Evet Ufuk Bey, şu an sizde hangi ürünler var? Genelde yeşillikler var herhalde bildiğimiz kadarıyla. Erik, çilek, bunlar da var mevcut. Şu an mesela artık erik yeni yeni geliyor. Aynen. Fiyatı ne civarda? Fiyat erik yüksek şu anda. Don olduğundan dolayı, yani don olduğundan dolayı. Ben size çay katın gelin mi ya? 20 lira civarında. Kilosu. Papaz eriği yani. Evet. İyi erik 20 lira. Ondan aşağı düşük geliyor ya. Evet. 5 liraya erik var ya. Peki çilek ne kadar? Çilek burada satışımız 10 lira.
Burada satınız 10 lira. Toptan da o şekilde. Başka ne var orada? Marulumuz var. Marullar var. 3 lira kilosu. Kaç? 3 lira. 3 lira. Toptan. Ispanak var sanki herhalde. Ispanağımız var. O da 2,5 lira. 2,5 lira. Şöyle baktığımızda da fiyatlar aslında normal gibi. Yok yok, yüksek değil, normal değil. Yani fiyatlar normal çünkü şu pandemi döneminde bir de... Pandemiden önce bir ara bir şişti fiyatlar. Yani evet. Şimdi düştü ya, normal değil. Şöyle arkadaşlar, hemen ben ürünleri göstereyim. Yarın bunlar cumartesi pazarlarında satışa sunulacak inşallah. Ve inşallah bu ürünler de hiçbir zaman üreticimiz, yani esnafımızın elinde kalmaz. Çünkü eğer kalırsa bir sonraki haftaya kadar bu esnaf nasıl eritir? Böyle bir sıkıntı var. İnşallah aslında yetkililer de bu konuya da bir çare bulurlarsa. Çünkü sadece cumartesi... Nasıl? Bir haftadır çok çektik. Malları döktük. Kapalıydı her taraf. Hazır. Evet, hemen limon da var herhalde. Limon da var. Limonlar ne kadar? Limon 5,5 lira kilo fiyat. Kilosu 5,5 lira. Yatak limon. Yani beklemiş limon. Evet, hemen şöyle bir limonun da birini de arkadaşlar şöyle. Limonlar şöyle baktığımız arkadaşlar biraz sulu gibi. Fazla kabuğu iri değil. Sulu limon. Harika. Bu arada çayımız da geldi arkadaşlar. Evet, Fatih Yılmaz da şu an yayınımızda. Fatih Bey eski milli yarışadan kimler kaldı diyor. Fatih Yılmaz, bir ben varım diyor. Başka da yok diyor. Bir de diğerleri diyor. O derece. Diğer... Bu kadar açık mı kalıyorsunuz? Yarın ta 4'e 5'e kadar. Sabahta yapmıyoruz. Yani. Yapma yok. Ya işleri bozdular yani. Düzen yok. Eski düzen yok. Peki sıkıntı neler var mesela sizin burada? Sıkıntı bu. Kapanmalar sıkıntı zaten. Çok sıkıntı kapandı. Ya aslında şu an sadece cumartesi açık ya. Normal pazarlar. En azından biz şöyle diyoruz. Hafta içi iki gün mesela salı ve perşembe. Onu verse çünkü vatandaş yarın alacak. Satacak. Satamazsa çarşamba da olsa daha güzel. Satamazsa çürüyecek bir sonraki haftaya kadar. Aynen dediğin gibi. Asıl sıkıntı burada yani. Evet. Esnafın, manav esnafının büyük bir sıkıntısı bu. Çünkü ne kadar alacak, ne olacağı belli değil. Az alır, erken biter. Çok alır, aynen, elinde patlar. Asıl sıkıntı bunlar. Biz de azalıyor zaten. Şimdi ayarlı da bizim elimizde patlıyor. Bak evet, içeri bak abi. Onları döktük biz 300-400 kadar. Ben şöyle bir içeri dolaşayım. Dolaş. Evet arkadaşlar, eğer bu toptancı esnafımız işte nedir? Karalahana, erik. Bunlar kalan mallar geçen haftadan. Geçen haftadan kalan mallar bunlar. Bunlar hep ıskarta sayıdır yani. Bunlar evet, bu da zarar ediyor. Bunlar. Şunlara çek. Evet, şu bilhassa marullar artık bunlar satılmaz. Dökülecek. Bunlar dökülecek yani. Şöyle aynen baktığımızda buruşmuş. Çünkü bu ürünler pazara çıkmaz. Yani bu ürünler ne oluyor? Esnafımızın elinde kalıyor. Bunlar da büyük bir hem ülke ekonomisi hem de esnafın zarar etmesi. Artık şu dönemde şu an görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar marullar buruşmuş. Gerçekten büyük bir sıkıntılar var. Allah esnafımızın yardımcısı olsun. Şimdi şöyle karılanlara da baktığımızda bunlar da bayağı cep borç üyesi olmuş olsalardı esnafın elinde mal kalmazdı diyor Hakan da. Çektim orada. Hayır. Şeyler falan. Neye başlamış? Evet, şöyle baktığımızda şey şu ne deniyor? Evet, semizotu. Şöyle marullar arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yapıcı uruşmuş, buruşmuş yaprakları. Çiçekler var burada. Onlar da halini görüyorsunuz. Bunların hepsi artık gidecek. 200 kasa sadece ıspanak. Kaç? 200 kasa. 200 kasa sadece ıspanak. Bu pandemi kapanı verince. Kapanı verince. Bundan dolayı da inşallah artık şu pandemi bir önce biter de. Bugün ne zor. Turgay Hocam, iyi akşamlar, iyi yayınlar Alaaddin. Yarın pazar nerelerde kurulacak? Hocam, bütün pazar yerleri açık olacak ama esnaf dağılacak. Her taraf açık. Yani her taraf açık. Yani normalde 3 pazar vardı cumartesi. Artık bütün Kemalöz pazarı, Migros pazarı, Salı pazarı, Çarşamba pazarının sadece kapalı olduğu yer, Fatih, Karaağaç, Halk Konutları, Şeker Evleri en çok genelde açık olan yerler. Kemal'e söyledik. Çarşamba pazarı da sadece kapalı olan yer açılacakmış. Açık olan yerlerde yok. Açık olan yerlerde yok. Bütün pazar yerleri. Ve yalnız 10'dan 5'e kadar arkadaşlar ona da dikkat edin. Ve herkes yürüme mesafesindeki. Dediğim gibi adam Atatürk Mahallesi duruyordur. Migros pazarına giderse hem
Biraz orada fiyat daha yüksek oluyor. Hem de emniyetten cezaya. Ben öyle diyorum yani, sonuçta orası biraz daha sosyete pazarı gibi oluyor. Orada az çok 1 lira şeyine göre, ürününe göre fiyat. Islanağı 1000 katını alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, sıkıntı yok. Öyle bir şey yaparsanız. Yürüme mesafesindeki pazarı. Arefe günü açık mı diyor Ender Bey? Ne? Arefe günü. Hayır. Arefe günü daha net cumartesi, bir şey yok. Cumartesi. Sadece cumartesi. 8'i ve 15'i. Ama uğraşılıyor yani. Evet, Arefe günü açık olması için bastırılıyor. İnşallah Arefe günü de açılır. Çünkü yoksa büyük bir sıkıntı var. Olabilir. Hemen şöyle kamerayı da kendime doğru çevirelim de arkadaşlar. Esnaf arkadaşlarımızın çayını ikram ettiler, içiyoruz. Normalde biz biliyorsunuz şu pandemi yasaklarda çaya katılmıyoruz ama esnafımızı hem bir sohbet edelim hem de çayları da içelim diye geldik. Çayımız güzel. Gelip içebilirsiniz diyemiyorum çünkü yasak. Kusura bakmayın yani, hani sonra demedi demen. Evinizde demlen çayınız için. Yani evinizde demlen için çayınızı. Neden kendi aralarında toplanıp halka daha kaliteli malı daha ucuza satmak ve rekabeti önlemek açısından bir ağız birliği yapıp sebze meyve borsası kurmuyorlar demiş Hakan Koruk. Olmaz. Neden olmaz? Tekelciliğe girer, olmaz o. Evet Hakan, tekelciliğe girer, olmaz o diyor. Turgay hocam da teşekkür ederim, Alaaddin eyvallah hocam. Ya da mevcut ticaret borsası üyesi olmuyorlar diyor. Borsaya üyelermiş Hakan. Borsaya üyelermiş. Artık aslında şöyle, borsada biraz sıkıntı var. Normalde mesela Kumuca borsası var. Antalya'nın bazı şeylerinde günlük fiyat bildirimi yapılıyor. Uşak'ta böyle bir sıkıntı var. Üretici bölge. Hani mesela şeyde de aynı. Yaz döneminde, harman döneminde arpa, buğday, haşhaş günlük bildirmesi lazım mı? Sebzenin arz talep meselesi. Evet. Bu mal satılmadığında 3 alsın 2'ye versin yani. Yani. Şeyini bu bunun. Yani sebzede bir şey olmuyor burada. Evet, sebze de burada yapacak bir şey yok deniyor Hakan. Öyle de bir durum var. Selamlar. Aleyküm selam. Geldiniz mi? Domates, biber, patatesinden var mı açık olan burada? Var herhalde. Olması lazım. Birazdan hepsi açar. Sen bir yarım saat, bir saat eğlen, biraz daha çayı çek, oturun. Oğlum doldur göç, iki bardağı daha verdim. Aha, biz o kadar durmayalım. Biz durun, biz çay içmeyelim. Yayın da yapıyoruz. Biz yayın yapıyoruz. Şehirce dolaşıyoruz da. Bugün vatandaşlar dedi ki, izleyiciler, bir de hale gidin. Nedir? Bir bakalım nedir. O yüzden geldik. Vallahi geliyor ya. Dün de geldi. Yani diyorsunuz ki saat 11 gibi falan. 12 gibi gelsin. 12 gibi. Alımlar başlar diye. 12 daha sonra artık sabaha kadar hareketlilik burada. İnşallah. Teşekkürler. Kolay gelsin. Çaycın teşekkürler. Allah kolaylık versin. Allah yardımcımız olsun hepimizin. Bu televizyon arkadaş hiç Uşak'tan bahsetmiyor. Ben hep Ege TV'yi seyredir. Hiç etmiyor. Bu bizim özel bir şey mi bu? Hayır. Ege TV şöyle. Her gün bir iki haber gönderiyorum ben buradan. Her gün bir iki haber çıkıyor. Her... Bir şey görmüyorum ben. Hep dinlerim. Ben Ege'yi böyle bizzat sporumu yapar dinlerim. Ne spordan ya, çıkıyor. Uşak spora gidelim, gitmiyoruz şu an. Gidin abi ya, gidin adamı. Öyle tanıtacağız biz burayı ya. Tamam. Evet. Bu da bana bir eleştiri oldu arkadaşlar. Artık Uşak Spor'um hemen şöyle kendime çevireyim. Vatandaşımız tabii biz de eleştiriyor. Eleştirecek tabii ki. Uşak Spor'um artık antrenmanları ve maçlarına gidip takip edip ve izleyicilerimize ulaştıracağız. Bunu da aldık. İnşallah artık bundan sonra en azından haftada her gün olmaz ama bir iki gün. Bir günü oluyor. Yani günlerde. Yani o günlerde haber yayınlarız inşallah. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. İyi çalışmalar. Evet arkadaşlar, şu an şöyle hemen kısaca bir kamerayla göstereyim. Ondan sonra yayınımıza devam edeceğiz. Şu an ileride yine kasalar sarılıyor. Bir tane yerde patates ve soğan yeri var. Patates ve soğan zaten şu an fiyatı yerlerde. Esnafımız bu konuda mağdur. Çünkü Sosyal Yardımlaşma Vakfı hemen hemen birçok aileye patates ve soğan dağıttığı için ücretsiz. Aslında bir yönden iyi ama bir yönden de esnaf olarak bakarsak da sıkıntılı bir durum. Evet arkadaşlar, şöyle Ege TV ortak yayını olarak yayınımıza devam ediyoruz ve esnafımıza kolay gelsin. Hayırlı işler dedik. Hemen şöyle tekrar kameramıza koyup anahtar. Sen neydi? Ben şöyle koy, sen şöyle koy. Bakar mısınız? Vay. Sen yemedin bundan. Hayır. Evet arkadaşlar, şu an esnafımızdan güzel bir çilek geldi. Sivaslı çileği değil ama yine de güzel kokuyor yani, harika. Teşekkürler. Emir Alem çileği. Evet arkadaşlar, Emir Alem çileği kilosu yarın piyasada belli olacak, şu an toplam fiyatı 10 lira ama yarın nedir bilemiyoruz. Ona göre
Sizin adınıza biz buradan birer tane yiyoruz. Sizin adınıza biz birer tane yiyoruz. tadının lezzetini artık yarın size gidin pazar yerlerinden alın. Ona göre şey yapalım. Hadi tekrar. Kendi aralarında konuşuyorlar. Evet. Hakikaten ama Emre halam. Güzelmiş ama. Daha ben bakamadım o ama bir dönen. Özkan da dağıtıyor. Hülya Şafak'la birlikte patates demiş. Hakan. işte bu diyor. Şükrü Acar Türk'te yayınımızda. Evet arkadaşlar. Vallahi aslında ben pek fazla bir şey diyemedim ama. Ya şimdi burada 10 lira olan çilek. Yarın pazarda en az 15 lira. Yani gerçekten fiyat bence bana göre yüksek yani. Vallahi 10 liraya buradan alınca adam 15 liradan aşağıya satmaz. Yani. Bunun en azından 1-2 kasası da elinde kalır esnafım. 1-2 kasasından fazlası kalır bence. Yani bu fiyatta herkes alamaz. 15 liraya. Herkes satacağı kadar alsın yani. 15 lira çileğe vereceğime. Aynen öyle. Hoş bulduk. Selam olsun. Gidim... Basın. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Ve marketler hakikaten buradan daha ucuz diyor Hakan. Borsa kursları bu fiyat bu kadar olmaz. Ya aslında dediğin gibi Hakan. Burada bir birlik olsa yani toplu bir şekilde alınım yapılsa sonuçta herkes belirli bir yerlerden çalışıyor. O borsanın dediğin gibi fiyatına göre çalışma olsa çok daha farklı olur diye düşünüyorum. Yoksa gerçekten büyük bir sıkıntı. Marketler tarladan üreticiden alıyor. İşte olay bu zaten. Direkt marketler büyük, üç harfli marketler. Aslında biz eleştiriyoruz ama üç harfli marketler direkt üreticiden alıyor Hakan'ın söylediği gibi. Mesela konuyla alakalı da Uşak Market Bakkal Odası Başkanı Akif Kahraman'ın da bir çalışması ve uygulaması var. İşte nedir? Bütçem Market. En azından bu Bütçem Market olayına bütün Uşak'taki bakkallar, marketler uyum sağlasa, birlik olsa daha ucuz ve daha kaliteli ürünler alınır. Çünkü ya şimdi ben anlamıyorum mesela bazı esnaflar bir de üç harfli market adı altında iş yapıyorlar. Yani adam bireysel sadece sıç market miydi neydi öyle bir şeydi herhalde. Turuncu bir levhası var. Hiç hep ayar olurum zaten. Ya özenmeyen arkadaşım siz sonuçta Uşak Bakkalları Odası böyle bir uygulama yapmış Bütçem Market diye. Siz de buna er birlik olarak birlik olun da raflar tek tip olsun. Satışlar standart olsun. Bir X markette neyse Bütçem Kedizoğlu neyse örnek veriyorum. Bütçem Elmalıları da aynı olsun. Ve bunu yapmaya çalışıyor Bakkal Odası Başkanı ama çoğu esnaf buna girmiyor. Sadece bu Sıç Market adı altında yaptığı için onlar da herkes kendi aldıkları ürünü ayrı ayrı alıyorlar. Böylelikle de fiyat birlikleri olamıyor. Yani bir tek marketin alış gücüyle 10 tane, 20 tane, 30 tane marketin alım gücü farklı olur. O yüzden de artık Hakan'ın hani dediği lafa getireceğim. Birlik olunursa, güzel bir çalışma olursa neden olmasın? Çünkü örnek veriyorum. Kumrucu halinden salatalık, domates gelecek buraya. Diyecek ki adam burada tek tip olmayacak. Mecbur fiyatı kıracak. Ondan sonra ne bileyim bir çilek gelecekse ona göre gelecek. O yüzden birlik her zaman önemli. Bilhassa artık bu işe borsanın sonuçta halimiz var belediye denetiminde, borsamız da var, borsayla beraber bu işler düzenebilir, yoksa sıkıntılar çoğalır ve hemen işlerine gelmiyor, sonra mal elimizde kaldı diye ağlıyorlar. Yani işte sıkıntı burada, yani birlik olunmadığı için herkes kendi bayrağını sallıyor, ondan sonra da herkes ver yansın ağlıyorlar, ondan sonra da vay ben ne edeceğim, vay ben bütçeni. Kardeşim şimdi gördük bir sürü kasalar var. Hep atılacak.
Hani çöpe dökeceğimize götürün bizim köye inekleri verin. Varlar onunla iyisin yani en azından. Demeli bana. Yani o da olabilir yani. Şey Adana tarafında esnaf elimizde kalmasın diye bu yasaklar çıkınca be mahalle arasında ücretsiz dağıtım yaptılar ya. Yani evet. Haberlerde gördük bunu yani. Bizim esnafımız da yapsın yani burada şey yapacağına. Sayın değerli dostum saygılar seviliyorsun diye. Eyvallah Ömer abi. Halil Çavuşoğlu kardeşimiz de yayınımızda. Teşekkürler Halil, iyi yayınlar demiş. Sağ olasın. Teşekkürler olasın. Halil. Evet, fiyatları duydunuz arkadaşlar. Hemen buralarda bir inşaatta bir sıkıntı varmış arkadaşlar. Ben yeri göstereceğim. Firmanın adını sonra söyleyeceğim. Bugün söylemeyeceğim. Yarın gerekli cevap gelirse ismini söylemeyeceğim. İskandan dolayı 3-4 aydır sallıyorlarmış. Onu bir hemen binayı gösterelim. Çünkü bina yönetimi de daha doğrusu binada kalan vatandaşlar sıkıntı yaşıyorlar ve inşaat firması sahibine gittiklerinde de hep bir şekilde bahanelerle gönderiliyormuş. Eğer ki buna bir hızla verilmezse artık bu firmalara biz de güzel bir tanıtımını yapalım ki ona göre vatandaş alışverişini ona göre yapsın. Hakan, son pandemi döneminde biz yani benim evde internetten alışverişe başladık. Çocuk bezimi lazım, giriyoruz istediğimiz markayı. Rukiye Güneş, herkesi ilgilendiren çok güzel bir konuyu dile getirmişsiniz. Tebrikler diyor. Rukiye Başkanım teşekkürler. Hakan'ın yazısı yarım kaldı. Hakan'ın evet. Çay, şeker ve benzeri temel gıdaları yine aynı şekilde günlerini takip edip ürünler arasında karşılaştırma yaparak alıyoruz. İnternetten alışverişe alıştık. Aynen öyle. Artık devir ona geliyor yavaş yavaş. Ve Oktay kardeşimiz de Türk Sağlık Sen Bana Şube Başkanı. Derya Hanım Anka giyim sahibi de yayınımıza katıldı. Kendisine selamlar. Ömer Ersoy, bizim grup bayağı hızlı, gelmek isteyenler katılabilir diyor. BİM A101 Şok, haksız rekabete karşı esnaf birliği. Aynen öyle. Zeynel Altaş, bütçem market tamam olabilir ama en basiti toptancılarla anlaşıp o da kartını gösterip iskontosunu alıp ucuza satılabilir. İşte bütçem marketin olayı o Zeynel Başkan. Mesela şöyle bir çalışma var. Bir toptancıdan bir mal alınacaksa buna birkaç kişi görevlendirilmiş. Diyelim ki yumurta alınacak. X market 10 koli, C market 50 koli, B market 5 koli. Toplamda örnek veriyorum 500 koli. Yani bir marketin 20-30 kolisiyle 500 koli fiyat değişiyor. Ondan dolayı da bir pazarlık şansın oluyor. Bütçe markette bunu yapıyor. Ziya Güvenç, hayırlı yayınlar dilerim Alaaddin Bey kardeşim. Allah'a emanet olun. Eyvallah Ziya Bey. Hemen arkadaşlar şu yan taraftaki bina da 4 aydır yılbaşından beri iskan sıkıntısı varmış. Eğer iskan sıkıntısından dolayı esnaflar, pardon vatandaşlar, hep esnaf diyoruz artık. Vatandaşlardan büyük bir şikayet geldi. Bunu da dile getirmek artık bizim boynumuzun borcu. Eğer ki yarın yani birkaç gün içerisinde çalışmalar devam etmez, hızlanmazsa, vatandaşlardan şikayet gelmeye devam ederse o firmanın adını da söyleyeceğiz. Ona göre artık herkes işini denk yapsın. Çünkü bizler işimizi ne yapıyoruz? Bak, vatandaşımızın biri dedi ki gidin sepsi haline oradaki fiyatları bakın, araştırın. Biz görevimizi yaptık. İnşaatçı işini yapacak, zabıta işini yapacak, zarrab işini yapacak, manav işini yapacak, herkes işini yapacak. O yüzden de kimse kimseyi mağdur etmeyecek. Ya yapacaksa, adam gibi yapacak ya da yapmayacaksa daha sonra ben bu işi yapamıyorum diyecek, bırakıp gidecek. Evet, şu an Fatih Yılmaz yayındaysam senin yanına doğru geçiyoruz bakalım. Kıyından geçeceğiz. Yani pandemiden dolayı işte bazı inşaat firmaları paraları aldılar, topladılar deniyor. İşte yok o bahanesi, yok bu bahanesi, yok şurada bir hata çıktı, yok eksiklik çıktı. Bundan dolayı ya yapıldığını hatırlayan her şey insan tamamladıysa vatandaşın işini gör, herkes evine geçsin boşu boşuna. Kira vermesin ve mağdur olmasın. Doğru mu Zeynep? Elif Hanım, başkanım. Aynen doğru. Şimdi Zeynep çıkınca orada karıştırdım. Oradan Zeynep Hanım okuyorum, buradan bana cevap verin. Evet. Hatlar karıştı. Evet arkadaşlar, herkes işini denk yapsa
bazı sıkıntılar çıkmaz. Biz de gecenin altında böyle gezmeyiz. Oy. Yani buradan herkes kendine de bir şey kısa da bir şey çıkarsın. Evet, herkes evine dursun. Neyi eksik yaptığını öğrendi halci arkadaşlardan. Şimdi ona göre çalışma yapacak. Yani. Eleştirileri açığız. Söylemek istediğiniz bir şey varsa da alabiliriz. Yani herkes sonuçta adama diyebilirdik ya kardeşim kusura bakma bize uşasmadan bir şey yok ya böyle biz gitmiyoruz haberini yapmıyoruz diyebiliriz ama diyemiyoruz. Çünkü niye? Bizim görevimiz haber. Vatandaş ne dedi? Uşak Spor'dan haber almak istiyorum Ege TV'den dedi. Biz de ne yapacağız bundan sonra Uşak Spor'un haber çalışmalarını da takip edeceğiz. Olay bu yani. Çünkü bu zamana kadar kimse bize bu konuyla alakalı eleştiri yapmadı. Biz de nasıl dedik böyle bir talep yok. Habere de gerek yok diye düşünüyorduk ama demek ki takip eden vatandaşlarımız var. Bundan dolayı da mutlu oluyoruz. Hani eleştiri iyi de olsa kötü de olsa iyidir. Çünkü niye? Yanlışımız varsa, eksiğimiz varsa bunu düzelteceğiz. Bu da bir örnek. Eleştirilmek de takip edildiğin göstergesi. Evet bu marketlerdeki kişi çalıştırıp köle gibi eleman çalıştırıyorlar ve yemek molası bile yok. Yemek parası bile yok, izin yok ve öyle dengesiz bir çalışma sistemi var. Kasaya bile bakamıyorlar, günü geçmiş ürünler satıyorlar, yazık diyorum. Aynen öyle bu büyük market, üç harfli marketlerde böyle bir sıkıntılar var. Hayırlısı diyoruz Çağlar Kurtemizleme, Cemil Can da şu an yayınımızda. Zeliha Hakan Umut yayınımızda. Zeliha Hanım da teşekkürler yerimize geldi. Efrail Bozoğlu. Efrail ne oldu ya bu sene fasulye alamadık senden. Ha pardon mercime kaldık fasulye almadık. Öyle bir şeydi. Tamam panik yok. Sallama. Zeynep başkanımla da hayırlı akşamlar dilerim. Güzel konulara değiniyorsunuz. Saygılar iyi yayınlar dilerim diyor. Karıştırdı. Elif başkanım. Sen Zeynep deyince evet, yanındaki başkanın adını Zeynep zannetti. Ziya evet. Bey'i de. Tamam. Elif ben. Ziya Bey. Zeliha. İyi akşamlar ablacığım. Nasılsın iyi misin bilmiyorum ama uzun zamandır görüşemedik. Abi Ziyade abi ya yayında Uşak Spor konuşuluruz. Unuttu galiba. Abla Ziyade abi diyor. Heh, pardon. Tamam. Ziyade. Yani Recep, Almanya'da hava gittik bir gün. Hiçbir şeye karışmıyor. Bir aslan var şöyle 10 metre. Neydi Ziya mıydı? Ziya diyor. Ya 5 metre. Bir daha Ziya. Ya aslan kadar aslan. Film. Aslan kadar aslan. Ziya. Valla bize de film baktım, oynattırdı bize burada ya. Tutukluk yaptı. Çıkardım çakı bıçağını. Salladım. Sonra bir baktım uyanmışım. Allah'ım bu kadar cümleyi nasıl aklımda tutuyorsun ya? Ben filmi ne zaman izledim onu bile hatırlamıyorum. Valla ben o filmi ara sıra izliyorum bak. Allah'ım ya. Saniye saniye anlatırım. Bir o. Tursucu şey filmi zaten. Bir de Sultan filmi. Bulut Aras'la Türkan Şoray'ın. Bir de Cüneyt Arkın'ın Battal Gazi. Üç serisi var. Battal Gazi, Battal Gazi'nin oğlu, Battal Gazi'nin intikamı. Ziya Bey önemli değil. Zeynep arkadaşımız da onur etmiş olduk. Başkan ettik. Sıkıntı yok. Reklam ve eleştiri ses getirir ve ben de reklam yapayım. Mekan Gümüş Kafe. Uşak Otogar Birlik Partisi Uşak Arge Başkanı sizi bir gün bekliyorum değerli arkadaşlar. Ömer Başkanım, Ömer kardeşim inşallah Ramazan'dan sonra çayını içmeye geleceğiz. Gündüz akşam saat açsam akşam da gelebiliriz. Bak sıkıntı yok. Yoğun yani açıksan. Gündüz biz yoğun oluyoruz, akşam olabilir. He, açıksan gelebiliriz de sıkıntı yok. Abdullah Yılmaz, Sait Gündüz hayırlı işler abi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ziya Yavaş buyur Abdullah kardeşim demiş. Hemen arkadaşlar buradan da epeyde gelmiyorduk. Hep dönüyorduk ileriden. Artık bir reklam olur. Yapalım yani Çavuş Motors'a. Evet arkadaşlar. Çavuş Motors ikinci el oto alım satımda. Güvenilir adres. Uşak'ta zaten 2-3 yer var böyle. Biri Çavuş Motors, diğeri Gözde Oto, diğeri de Galeri Durukan. Ama tabii ki bizim öncelikli tercihimiz Çavuş Motors. Önüne bak, önüne. Neyse kaza maza yaparsa Çavuş Motors gerekeni yapar herhalde. Değil mi? Ama tam tesisat gelirseniz sevinirim. Ne zaman isterseniz o zaman bana haber edin lütfen. Tamam inşallah. Kamera, mikrofon, tripod, tesis,
Hepsinden gelen. Dediğimiz gibi bir akşam çıkar geliriz. Bir gece ansızın kelebi. Evet arkadaşlar. Biz de vallahi bugün kafayı yedik ha. Ayar gitti. Ümit Gezersoy ve Ali Gündüz da yayınımızda. Eyvallah. Aleyküm selam demiş Ali. Evet arkadaşlar, şu an mezarın kıyından geçiyoruz. Şeyse bildiğiniz olsun yani. Yavaş. Hadi biz geçelim o yavaşını. Evet. Biz geçiyorum hala. Servisler de yavaş yavaş başladı. Eyvallah Ömer Bey. Sağ olasın, var olasın arkadaşlar. Ömer Bey'in paylaştığı gibi siz de yayınımızı paylaşın ve daha çok kitlelere ulaşsın lütfen diyoruz. Bir de kentsel dönüşümü belediyenin oradan geçelim. Sonrasında da çay kenarı ve yayın sonrası. Alaaddin kardeşim, bir günde İlyas'a doğru gelirseniz sizlere atölyede bir kahve ikram edeyim kardeşler. Eyvallah, inşallah bir gün geliriz. Üç kulüf vallahi bir elham oku. Tamam inşallah. Okuduk zaten, içinden okudum ben geçerken, çaktırma. Tamam sadece paylaştım diye. Eyvallah. El Çavuşoğlu Esnaf'ın sorunlarını bize anlatıyor. Odalardaki sorunlarını bize anlatıyor. Yetkililere, vekillere, başkanlara ulaşamıyorlarmış. Çareyi bize anlatmak zorunda kaldıklarını belirtiyorlar. Biz de anladığımız sorunları, biz dert dinleyen olduk. Aynen öyle Halil kardeşim. Aynen durum böyle yani. Bizler dediğiniz gibi oda başkanlarına veyahut da bazı, tabii ki bazı oda başkanları direkt esnafın içine geziyor ama bazılarına ulaşılamıyor. Öyle bir sıkıntı var. Belediye, siyasete ulaşamadıkları için hele hele bazı siyasi parti başkanlarına hiç ulaşılamıyormuş. Hatta biz basın olarak da bazen ulaşamıyoruz bazılarına. Hemen şuradan bir arkadaşlar Bezinli'ye bir girelim. Sonra girdi desinler. Recep Gündüz yayınımızda. Recep Gündüz, senin duraktan biraz önce geçtik. Son durak mıyız? Evet. Ya gelen diyoruz Recep, soğuk senin oraya. Allah'ım yarabbim. Yani şey olarak soğuktur da. İnsanın gelesi gelmedi, bir gün mecbur geleceğiz. Hani Allah Rabbim gelmeyi nasip etsin yani, bir de o var yani. Çünkü bazen yani nasibin olmazsa mezarın dahi olmaz. Evet, bir de öyle bir sıkıntı var değil mi? O yüzden derim ben, nasibin olmazsa dayak bile yemezsin derler. Ama ben o konuda şanslıyım, sıkıntı yok. Okulda, askerde bolca yedim. O hakkımı bol bol aldım, kullandım yani. Abiri şortla, taytla çıkmış. Gidip dur o. Evet arkadaşlar. Otelden hemen bir ufak bir ihtiyaç molası, 1,5 dakika sonra yayınımıza. Tabii ben devam ediyorum da Elif Hanım bir gelecek çıkacak. Antifrizler, şeyler dolu. Eş buluyor. Ah Hilmi Bey, ah diyor. Tamam, o da eş buluyor. Hatice Altıntaş da yayınımıza katıldı. Recep kardeş, ah Hilmi Bey, ah. Bir gittin Elmalıdere'yi unutturdun bize. Kulakları çınlasın yemin ediyorum. Aynen öyle valla. Elmi Kambur unutturdu. Evet arkadaşlar, şu an Mega Müze'nin kıyındaki benzinlikteyiz. Burada da artık şeylerde genelde satılan akşamları sigara. İçmeyin diyoruz ama içiyorlar. Hala içiyorlar. İçmeyin diyoruz, içiyorlar. Neden?
İş meselesiyle. Arkada kim var lan? Esnaf türü bile. Evet arkadaşlar. Oluyor bazen. Arabanın canlı yaşamı hacıda değişik canlı yapı. Anlamadım Ali valla. Bugün nöbette değilim. Geri olarak geldi çay. İkram edeyim. Ödülte gelirsen çay ikram edemem diyor. Valla sıkıntı yok. Recep Bön gelmez gale. Bön çay istik hakkımızı aldık. 10 grupta paylaştım kardeşim. Başarılar dilerim. Kolay gelsin. Eyvallah Ömer kardeşim. Sağ olasın, var olasın. Evet. Şu olmasaydı iyiydi ya. Allah'ım ya. Ben de bakayım. Sigara içmen diye başlayacağını önce yanındakine söyle. İçme cigarayı diye. Sigara Recep candır sen... can. Sigarasız hayat düşünemiyorum. Sigara can, gerisi heyecan diyor. Evet, Ümit abi vekilim de geldi. Bak, sayın o kadar vekilim... derdinizi bize söylüyorsunuz. Biz evet. De sigara içerek atmaya çalışıyoruz. Ne yapalım? O kadar derdi neden biz? Nasıl içinden çıkacağız? Hayırlı yayınlar başkanına şey söylüyor. Eyvallah sayın vekilim. Evet, Müjgan Hanım da şu an yayınımızda. Evet arkadaşlar, Müjgan Hanım'a... Ama sigara almaya girmedik arkadaşlar. Canga, canga. Canga candır diyor. Şekerimiz düştü. Evet, hemen ben Müjgan Hanım'dan bahsediyorum. Ev, arsa... pil bitiyor. Almak, kiralamak isteyenler veyahut da... kiraya atmak isteyenler Müjgan Hanım'a ulaşabilir. Bu işin piri Müjgan Hanım. Tablo lan. Arkadaşlar bir dakika, şarj gitti. Telefonun şarjını bir dakika. Abi bak, tırlığa gidiyor demin. Vallahi tırlığa gitti. Sıyırdık ya, kurtaramadık. Tamam, bir aşama ben kılacağım Müjgan Hanım. Tamam inşallah, ne zaman istersiniz Müjgan Hanım, her zaman. Arabamızda yerimiz var. Ama boş gelmeyin, termos, bir termos çayla kabul ederiz değil mi? Yani. Sevil yak bakam cigara, üzül yak bakam cigara, nasıl olacak bilmiyorum. Galiba ben bu işleri neydi? Ya. Recep'in olduğu yere gideceğiz sonrasında ya. Evet arkadaşlar, dediğim gibi emlak için alım satım, kira alıp verme işinin ehli Müjgan Hanım, Müjgan Atlı'ya müracaat edin arkadaşlar. Evet. Aha. Sus enerji diyor. Bayram çalışıyor mu ki? Bilmem. Şavk uyanmıyor gibi ya, bakalım. Bayram gitmiştir çoktan ya. Evet. Ya. Yeni gün gazetesi kapatmış dükkanı. Yarın açacakmış. Kek yapayım ben, reklam güzeldi. Ooo eyvallah. O daha iyi. Tamam işte kal, kek, çay. Ola gider. Ama gerçekten öyle yani. Bu işin piri Uşak'ta. Herkes emlakçıyım diye dolaşıyor ama müşterisini aldatmadan, yanıltmadan en uygun şekilde, istediği şekilde evleri, arsaları alan, satan ve kiralama işlerinde uzman kişi Müjgan Atla. Müjgan, bu iş kebaba kadar gidiyor yavrum. Abi Canga'nın yanına Türk kahvesi ne de güzel gider. Vallahi gider de yapacak şey yok şu an. Böyle bir imkanımız yok maalesef. Evet arkadaşlar, biraz önceki
İnşaatın müteahhidinin yanından, iş yerinin yanından geçiyoruz. Bugün kapalılar. Artık anlayan anlasın. Ya vatandaşın mağduriyetlerine gidersinler çünkü artık insanlar bunalmış durumda. Ödemelerini bitirmişler ama hala şey yok. Uzak da değiller aslında ya. Çevre şehircilik dibinde. Belediye de dibinde. Hatta yapı denetim firması da dibindeymiş. Yani. Hatta diyorum ki ben firma yetkilisine. Ya amcam dedim, eğer dedim sıkıntı varsa biz görüşelim, hızlandıralım işi. Yok abi. Yok da o zaman niye uğraştırıyorsunuz milleti? Öyle bir durum var yani. Hani demişler iki deriye bir akıllıya sor demiş atalağımız. En azından gelin desem gelemiyorsunuz. Bunu da idare edin galiba. Bayramdan sonra bekleriz inşallah. İnşallah bayramdan sonra yasaklar bitsin. Yasaklar bitsin gelelim. Örnek olalım derken. Yani millete laf ederken kendimiz şey etmeyelim. Jomplamayayım içine. Aha böyle bir gün, aha polisler gidiyordu oradan, bir şap gördüm. Vay anasını, sayın seyirciler vay. Bir de yazlıkları neydik, daha valla yazlıkları takamadık ya. Tekerleri. Tekerleri mi? Ha. Hiç diyor sponsor bulamadık da yazlığı bari bulsak. Ona da bulamayacağına göre sen şimdiden pazarlığını yapak. Çengin mi bağlı, çene mi bağlı, yormayan da. Aynen öyle. Bu olacak işe bakalım. Aha çekici geliyor. Kim? Çekici. Çekici denince akşak taktı ilk gelen Gökkas oto kurtarma. Bu da o herhalde. Sende hafif bir Lazlık var mı ya? Var var, ben Trabzonsporluyum ya. Hoşuma gidiyor ya. Bütün müziklerin Laz müziği ya. Dur değiştirem. Yavaş. Arkadaşlar şu an işçi kardeşlerimiz 12.8 postasına gidenler şu an duraklarda servislerini bekliyorlar. Servisler de hareket halinde. Taktığım herkese hayırlı, bol, kazançlı, bereketli işler versin. Kazasız belasız, gitmek nasip etsin. Bayağı da kalabalıkmış köşeler. Evet. Valla dükkanlık arkadaşlar, bir şey de bulamadık konuya. Biraz bir şeyler sallan bir de. Yo, bence güzel bir konuyu işledik aslında. Evet. Recep'in sayesinde. Evet. Bariyerlerle çevrilecek pazar yerleri, giriş çıkışlar bekçi ve zabıtalar tarafından yapılacak. Konumuz aslında yarınki pazar yerleri. Evet. Bakalım yarın nasıl olacak pazar yerleri? Tıklım tıklım mı olacak? Metrekareye düşen insan sayısına göre pazar yerlerine alım yapılacak. Kaçar kişi girmesi gerekiyorsa. İçerisi boş olmadıktan sonra alım yapılmayacak. Şadına sıra çok olacak o zaman. Yani o şimdi şöyle, herkes aynı anda gitmez zaten. 10 ile 5 arası olduğu için. Genelde 2 ile 5 arası aşırı kalabalık olur. Ya 2 ile 5 arası aşırı kalabalık olur da. Bir de şöyle bir şey var. Ben sabah saatlerinde biraz kalabalık olacağını tahmin ediyorum. Neden? İnsanlar sıkıldı. Pazar bahanesiyle
birkaç tur atarlar diye düşünüyorum ben. Değil mi? Bir gider böyle 2 kilo domates alır. Aynen öyle. Gider gelir, gider gelir. Onun için sabahtan başlar, akşama kadar devam eder. Var. Hocam bundan sonra ben sizin konu danışmanımız olayım. Ya artık benim payımı da ayırırsınız Müjgan Hanım diyor. Valla anlaşın aranızda, bizi karıştırmam da. Pazarda olacağız, canlı yayın yapabiliriz. Bakalım ne olacak. Evet, yarın da arkadaşlar Halil Çavuşoğlu'nu takip edin. Yarın pazar yerinde, pazar yerlerinde canlı yayınlar yapacak. Kendisini takip edin. Danışmana ihtiyacım var gibi mi duruyor diyor. Evet Başkan Hanım, harikasın vallahi. Güzel cevaptı. Güzel cevaptı. Evet, Ozanlar gibi atışmanızı bekliyoruz. Şimdi senden Recep Bey. Top senden. Ya ne pis ortalık karıştırıyoruz biz de ya. Cavurluk karıştırma oluyor la. Ama biz kekimizi unutmayalım. Şeyse. Kek önemli. Çayla beraber. Cevizli mi? Ya fark etmez. Kek mek olsun da. Gözünde kalan. Hopsi. Evet arkadaşlar. Ezdin Otopark. Pastacıyla otokuaför. Parlatma ve boya koruma yapılır diyoruz. Hemen ondan iki dönüm başı ileride de bir pet shop var. Burada da her zaman en uygun kalitede ve kaliteli yemler, çocuk, kedi ve köpek muması var Aras Ticaret'te. Bunu da belirtelim çay kenarında. Evet, klavyenin azizliğine uğradım. Alaaddin'e yazacakken yanlış yazdı. Hadi klavye. Hemen yoruyor. Ben Müjgan'la Alaaddin arasında ne işi var, yani bağlantı var. Yani biri Alaaddin aynen başlıyor, biri meynen başlıyor. Biri altı harfli, biri yedi harfli. Ben de Kıbrıs tatlısı yaptım, buyurun gelin. Ya Zeynep, gelemiyoruz diye mi söylüyorsun böyle abam? Bak vallahi bir gün çıkar geliriz. Gerçi sıkıntı yok ya o konuda, sen her zaman gerekeni fazlasına yapıyorsun. Ellerin dert görmesin. Artık kış da geçti ya lan, sıcak. Ekmeğe ısınıp da kızardıp da tereyağı sürüp yeme olayı da olmaz artık. Tekrar kışı geri mi geçsek? Çevir gazı yanmasın ya. Evet. Evet Müjgan Hanım. Aynen öyle, haklısın. Ama şu yol iyi olmuş arkadaşlar. Evet ya. Burası yeni yapıldı biliyorsunuz. Vallahi yasaklar tam başlayınca. Telefondan bile farklı yani. Bak sallanmıyor hiç. Ama hızlı gidiyor sanki sallanacak gibi. O zaman oturmamıştır ama ya. Yok, işte sallandığı yok. İyi, yine iyi. Farklı bir yorum yazacaktım biraz önce. Silerken Müjgan'ı silmemiş, o yüzden dolayı yanlış yazdı. Tekrar düzeltme yapıyorum, tamam mı? Şehit Ahmet Yılmaz yaklısı, evet. Buyurun gelin, her zaman bekleriz. Kızarmış ekmek olması da dondurma olur irmikle. Oh, o da güzel. Teşekkürler. Ramazan, neredesin? Evet, Ramazan yok ki kare, rahatça diyor. Evet, Lale Hanım da şu an yayınımızda. Lale Hanım'a selamlar. Evet, Cumhuriyet Caddesi olacağı civarı, oraların da yolları yapılıyor. Bir Eylül Caddesi, Müftülük önü. Oralarda işleme alındı. Aman duymasın diye Abdullah da. İnşallah pandeminin bu kapanma döneminde buralarda yapılmış ve bitmiş olacak arkadaşlar. Geçelim. Evet arkadaşlar, şu an Zümrüt Camisi'nin orada da yine büyük bir kalabalık var. Vatandaşlar işe gidiyor. Allah'ım 12-8 işçilerine yardımcı olsun. Hiç sevmediğim bir postaydı. Ola gidelim bakalım arkadaşlar.
Evet, Cumhuriyet Cami civarı. Evet arkadaşlar, yayınımızın da sonuna geliyoruz artık. Eve doğru yöneldik. Bugün dilimizin döndüğü kadar yarınki pazar fiyatlarını açıklamaya çalıştık ama tabii yarın pazardaki fiyatlar ne olur ne kalır bunu bilmiyoruz. Yarın Halil'de domates, o iş... Domates, salatalık 6-7 lira, 8 lira. Hazır olun arkadaşlar. Kabak 4 lira, 5 lira. Zeynep de aman duymasın abi Irmazan diye. Duymasın Irmazan. Bülent Demirak eniştemiz de Asyalı İzmir'den selamlar. Konuyla alakası yok ama gece yolculuğunu seviyordum. Nedendir bilmem. Gece iyidir ya gece yolculuğu. Evet herkese teşekkürler. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Yarın haberleşiriz. Arkadaşlar iyi geceler. Yayın için teşekkürler evet, demiş. Yarın pazar fiyatları eyvallah. Halil'de. Evet yarın Halil'de pazar fiyatları. Ona Hal göre... fiyatlarını biz aldık. Pazar fiyatlarını Halil alacak. Artık ona göre çıkın veya çıkmam. Halil'e güzel başkanlar demiş. Teşekkürler. İyi evet, geceler. Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diyoruz. Bizi videomuzu takip ettiğiniz için. Ve yayınımızı paylaşın arkadaşlar ve YouTube sayfalarımıza abone olun. Uşak Havadis, Ege TV ve Ege Sektör Gazetelerinin YouTube sayfalarına ve Elif Şentürk YouTube sayfasına abone olun arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar, iyi akşamlar Uşak. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa diyoruz. Yarın, gerçi çıkar mıyız çıkmaz mıyız bilmiyoruz ama diyoruz. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, iyi akşamlar Uşak. Yarın Beşiktaş maçı var. Belki yayını kaçırabilirim. Şampiyonluk için gelmez.